A, B ve C noktaları eş doğrusaldır ve B noktası A ile C'nin arasındadır. A, B'nin A, oranı 2'ye 5'tir. Eğer A, eksi 6,9 ve B de eksi koordinatlarında ise C noktasının koordinatları nedir? Peki. Şimdi isterseniz videoyu durdurun ve soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Pekala, şimdi bunu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. A noktası eksi 6 virgül B ise yata eksende daha az negatif, dikey eksende de daha alçak bir yerde. B'yi buraya bir yere koyalım. Eksi 2 virgül 3 noktasında. C de bu ikisiyle eş doğrusu almış. O halde aynı doğru üzerine devam edeceğiz değil mi? Bu doğruyu çizeyim. Evet, bu 3 nokta eş doğrusal ve bize AB'nin AC'yi oranının 2'ye 5 olduğu söylenmiş. Yani B, aradaki mesafenin 5'te ikisine denk gelecek. Şimdi göz kararı yaklaşık olarak C'yi de çizelim. Henüz koordinatlarını bilmiyoruz. Bulmaya çalışacağız. Bunu şöyle düşünelim. Koordinat ekseninde yatay ve dikey olarak gerçekleşen değişime değişimleri bulalım ve aynı oranı uygulayalım. Örneğin, a'dan b'ye giderken yatay eksendeki değişim nedir? Çizelim. a'dan b'ye gidiyoruz. Bu a'nın x koordinatı, eksi 6, b'nin x koordinatı ise eksi 2. O halde aradaki fark da burası. Dikkat etmemiz gereken yatay değişim bu. Peki bu nedir? Bunun değeri ne? Eğer eksi 6'da başlayıp eksi 2'ye gittiysek, 4 artmış demektir. Bunu eksi 2 eksi eksi 6 yani eksi 2 artı 6 şeklinde de düşünebiliriz ve bu da 4'e eşittir. Bu fark ve x koordinatında a ile c arasındaki farkın oranı 2'ye 5 olacak. Gelin bütün bu farka x diyelim. O halde, 4'ün x oranı, Dikkat edin bu a'dan b'ye yatay eksendeki fark, bunun a ile c arasındaki yatay farkı oranı aynı oran olmalı. Bu da 2 bölü 5'ti. Buradan da içler dışlar çarpımı ile x'i bulacağız. İki tarafı da 4 ile çarpalım. Geriye x eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2 kalır. O da 10'a eşittir. Yani a'dan c'ye giderken x'teki değişim 10'muş. Peki bu bize c'nin x koordinatı hakkında ne söyler? a'nın x koordinatı ile başlayabiliriz. A eksi 6 idi. Buna 10 eklersek, eksi 6 artı 10, 4'e eşittir. Şu halde c'nin x koordinatını bulduk, şimdi aynı işlemleri y için de yapalım. Pekala, A'dan B'ye giderken Y'deki değişim ne kadardır? Burada 9'dan 3'e gidiyoruz. Yani 6 düşüyoruz. Bir başka deyişle 3 eksi 9 eksi 6. Farkı bulmak için varış noktasını alıp başlangıç noktasından çıkardığımızı düşünebiliriz. Eksi 2 eksi eksi 6 4'e eşitti. 3 eksi 9 da eksi 6'ya eşit. Sadece bakmakta yeterli. 6 düşmüşüz. O halde eksi 6 yazabiliriz. Y'deki değişiklik için de aynı oran geçerli. Yani A'dan C'ye giderken Y'deki değişime Y dersek, bu değişim Y yine aynı orana sahip olacak. Yazalım. A'dan B'ye giderken, Y'deki değişim olan eksi 6'nın a'dan c'ye giderkenki değişim olan y'yi oranı yine 2 bölü 5'e eşit olacak. Terslerine çevirelim. İkisini de tersine çevirelim. y bölü eksi 6 eşittir 5 bölü 2. Her iki tarafı da eksi 6 ile çarparız. Geriye y eşittir 5 çarpı eksi 6 bölü 2 kalır. O da eksi 15'tir yani y ile belirttiğimiz dikey eksendeki değişim eksi 15'miş. Buradaki y değerimiz 9 ve bundan 15 çıkaracaksak nereye geliriz? 9 eksi 15 eksi 6 eşittir. O halde c'nin koordinat noktaları 4'e eksi 6'dır. 4 virgül eksi 6.